Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuz bir ön satış ve fırsat videosu arkadaşlar. Bu videomuzun adı Imperium Empires. Avalanche yani AVAX ekosistemi üzerinde çıkacak olan bu projeyi ön satıştan nasıl katılırızı bu videoda detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. Ve ön satışa nasıl katılacağınızı göreceksiniz arkadaşlar. Videonun öncelikle listeleneceği fiyat yani market cap 913 bin dolar. Yani kendisinden ben bir 20-25 milyon dolar hadi maksimum 30 milyon dolara kadar çıkış bekliyorum. Bu da öngördüğüm hani ne kadar kaç x açılır diye öngördüğüm fiyat 20 ile 30 x arası arkadaşlar. Ön satışa katılan arkadaşlarım yüksek ihtimalle 20 katıyla 30 katı arasında bir kazanç elde edecekler. Şimdi detaylı bir şekilde bu projeyi inceleyelim ve vizyonuna, misyonuna, teknolojisine bakalım. Bundan sonrasında neler çıkacak karşımıza bir bakalım arkadaşlar. İstiyorum. Öncelikle gördüğüm en detaylı white paper'larından birine sahipler. Yani gerçekten çok detaylı bir şekilde bu oyunun mekaniğini nasıl olacağını her şeyini çok güzel bir şekilde anlatmışlar. Hemen hızlı bir şekilde girelim. Nasıl çalışıyor bu oyun, bir metaverse. Hemen sizlere anlatalım. Oyun içerisinde 3 tane bölge mevcutmuş. Birincisi güvenli bölge, dövüş bölgesi ve 3. bölgede savaş bölgesiymiş. Yani bu 3 bölgeden mevcut olacakmış oyun. Bu bölgeler arasında seyahatler düzenlenebilecek ve geçerken özellikle bu bölgelerde dikkatli olmanızı sizlere uyarmışlar. Bu oyunda yağmalama sistemi olduğu için. Oyunda yağmalama sistemi mevcut. Yani sizler ya da diğer oyuncular madencilik yaptığınız zaman gemileri fullediniz, depoları doldurdunuz ve üstünüze geri dönerken başkaları bunu yağmalayabiliyor ya da sizler başkalarının gemilerini yağmalayabiliyorsunuz. Bu çok enteresan bir özellik oyun mekaniği açısından. Ve gemi özellikleri açısından da mesela farklı farklı gemiler var ve bu gemilerde de görünmezlik özelliği olan gemiler var. Doğal olarak görünmezlik özelliği olan gemilerde daha rahat seyahat edeceklerdir. Bu oyun için hani böyle farklı farklı güzel mekanikleri var. Gameplay'ine geçelim. Yani oyunun oynanışından da biraz bahsedelim. Oyun içerisinde bir sürü asteroid bölgeleri var ve gemilerle bu bölgede madencilik yapabileceksiniz. Hani ben hiç kimseyle uğraşamam. Hani sadece madenciliğini yaparım. Onun madencilikten sonra da işte NFT kazarım, gemi geliştiririm, satarım diyen arkadaşlarım için birebir süper bir özellik. Tabi burada madenciliğini yaptığınız ürünü çaldırmamanız çok önemli. Çünkü madencilik için gemiler ayrı, hani madencilik gemileri daha verimli olabilmeleri için de ayrı ayrı gemiler yapmışlar. Bu madencilik yapıp dediğim gibi malınızı fullediğiniz depoları geri dönerken geminizi yağmalatmamanız gerekiyor. Ve oyunda böyle bir değişiklik getirmişler. Sizden çalınan mallar diğerinden daha düşük bir seviyeye satılabiliyor. Yani birinden yağmalanan ürün o ürünün birebir değeri değil. Yani markette bu ürün yağma ürün olarak görecek alan kişi. O yüzden de fiyatı daha düşük olacak. Yani bu oyun içerisinde yağmalanan ürünler normal aynı ürünün normal değerinden biraz daha ucuz satılacak yağmalandığı için. Aynı zamanda gemilerinizin de savaş bölgesinde parçalarının yok olma ihtimali de savaş esnasında var. Tabi oyunda sizin haricinizde korsanlar da var. Korsanlar madencilik yapanlara saldırabiliyor ve size saldırırsa kendi klanınızı çağırabiliyorsunuz. Bu oyunda klan ayrıcalığı da var. Zaten tek başına çok fazla oynanabilecek bir oyun değil gibi gördüm. Yani topluca bir klan sistemi olursa ciddi anlamda güçlü olabileceğiniz bir sistem mevcut burada. NFT kısmına gelecek olursak bir sürü NFT var oyun içinde. Hani gemiler NFT, arsalar arsa alışı satışı da var. Arsalar NFT, karakterler de NFT. Aynı şekilde oyun içinde farklı farklı bir sürü dediğim gibi NFT'ler mevcut. Gemilerinizin farklı özellikleri olacak. Silahlar, kalkanlar, zırhlar, madencilik, hani madencilik lazerleri, görünmezlik özellikleri dediğim gibi tamir edici dronlar ve kargo özellikleri olacak. Kendilerini hani çok geliştiren, bu oyunu ciddi anlamda iyi öğrenen oyuncular, zengin oyuncular yani güçlü gemileri de farklı özellikleriyle kendi yarattığınız gemilerle de bunları yenme şansınız olacak. Burada klan sistemine biraz gelelim. Klan sistemi dediğim gibi klanda hani bulunmanız ya da bir klanı kurmanız, bir kalabalık ekip içerisinde bulunmanız daha iyi olacak gibi duruyor. Çünkü dediğim gibi tek başına oynaması çok zor bir oyun gibi. Ben burada ilk algı o şekilde. Bu oyun içerisinde yani klan içerisinde guild sisteminde yani hem IMC bir de IME diye iki farklı tokene sahip olacak. Burada IME stake ederek guild içinde kendi klanınızı güçlendirebiliyorsunuz ve farklı özelliklerin açılmasına da olanak sağlayabiliyor oyuncular. Stake yaparak dediğim gibi guild katılımı yapacak oyuncu miktarı da artırılabiliyor. Ve guild tarafından yani klan tarafından inşa edilecek yapılar güçlendirilebiliyor. Şimdi guild sisteminde oyuncuların performansları kontrol edilecek ve oyuncuların elde edilen gelirler IMC formunda klan liderleri tarafından oyuncu performanslarına göre dağıtılabilecek. Tabi burada
klan liderinin ne kadar adaletli olup olmayacağı da önemli. Ana token IME arkadaşlar. Guild token'i de IMC, yani iki adet token var. Biri şöyle düşünebilirsiniz. Biri Senate token'i, biri oyun için kullanılacak olan token. Bu coin'in yani oyundaki ana token'in IME'nin toplam arzı 10 milyar adet olacak. Yani kullanışının artırarak değerini korumayı bu token'in planlıyorlar. Ve yine oyun içinde NFT satın alma ve Guild stake etme gibi özelliklerde de dediğim gibi bu coin'i kullanabileceksiniz. Şimdi burada white paper'ını tabii ben size böyle bir özet geçtim ama kendisi AAA Plus oyunu olarak kendisini tanıtıyor. Yani biz kalite olarak çok iyiyiz diyorlar. Play to earn sistemlerinde 3 adet bölgemiz var diyorlar. Ve deflasyonist bir sistemimiz var diyorlar. Oyun içerisinde farklı mekanikler var ve dediğim gibi görüntü anlamında diğer oyunların çok çok biz ilerisindeyiz diyorlar. Burada A Plus'tan bahsetmişler. Deflasyonist bir yapı ve NFT yakmaktan bahsetmişler. Aynı zamanda partnership. Yani burada demek istediği şu: oyunu yapanlar ya da şirketler game fee, yani fee kısmını, DeFi kısmını, söz verdikleri işlemleri yapmıyorlar. Sadece oyundan parayı topluyorlar ve oyunu aktif hale getiriyorlar, bırakıyorlar. Biz böyle bir şey yapmayacağız. Oyunun fee kısmını farklı partnershiplerle güçlendirip bu oyunu ciddi anlamda güçlendirip oynanabilir hale, güzel bir ekonomi yaratmış hale getirmeye çalışacağız. Bu şekilde yapacağız diyorlar. Dediğim gibi deflasyonist ekosistemiyle birlikte de buna inanmış durumdalar. Şimdi white paper'ını dediğim gibi detaylı bir şekilde araştırabilirsiniz. Bunları hızlı hızlı geçtim çünkü daha anlatacağım şeyler var. Kendisinin token yakım özellikleri, aynı zamanda deflasyonist özellikleri white paper'da daha detaylı bir şekilde var. Web sitesinde takım bilgileri mevcut. Bunlara girip bakabilirsiniz ve partnerlerinde TPS Capital'i görüyoruz. AT Capital'i görüyoruz. Burada MC Ventures var. Burada da MaxG, yani borsasında listelenmesi çok yüksek ihtimal olabilir. BenQ'yu görüyoruz. Burada zaten Avalanche ekosisteminde ve Avax önderliğinde olduğunu da görüyorsunuz. Ve burada Colony var. Yani daha önceki ön satıştan Colony alan arkadaşlarım ColonyLabs.io'ya stake bağladıysa, bağladığınız stake de burada sizlere airdrop olarak bunu da verecek. Colony neydi arkadaşlar? Size daha önce vermiş olduğu Colony tokenleri bize stake'e bağlarsanız biz kendimiz yatırım yapmış olduğumuz coinlerden sizlere de airdrop olarak vereceğiz diyorlardı. Bakın burada Imperium Empires'i görüyorsunuz ve 1 CL'ye karşılığında stake edilmenin 2 tane Imperium Empires olduğunu görüyorsunuz. Tabii daha önce stake'te olan arkadaşlarım için bu geçerli. Burada da bundan sonrası için, Colony'nin gelişimi için Colony yatırım yapmış olduğu projelerde sizlere airdrop vererek burada da hem kendi tokenini stake ettirmiş oluyor hem de yatırım anlamında gitgide gelişen bir şirket olmayı planlıyorlar. En az 50 adet Colony token stake etmiş olmanız gerekiyor. Bunu hızlı bir şekilde aynı şekilde geçiyorum. Imperium Empires'a dönecek olursam kendisini nasıl satın alabiliriz diye şöyle bir bakalım. Öncelikle videonun altına link bırakacağım arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlarım için Launchpad Avalanche App diye bir uygulama var. Avax ekosistemi üzerinde yapılacak olan ön satışları bu platform üzerinden stake ederek alabiliyorsunuz. Neyi stake edeceksiniz? XAVA stake edeceksiniz. Avax platformundan nasıl, yani XAVA stake ederek nasıl ön satışlara katılırım videomuz mevcut. O videomuzun linkini de alta bırakacağım. Ya da kanaldan o videoyu da bulup izleyebilirsiniz. Aynı zamanda burada MetaMask'ı da bağlayıp kullanmanız gerekiyor. Yine o videoda detaylı bir şekilde sizlere onu anlattım. O videoyu izlediğinizi varsayarak anlatmaya devam ediyorum arkadaşlar. Burada KYC yapmanız gerekiyor. Öncelikle ana sayfaya gelelim. KYC'nizi yapıyorsunuz, cüzdanınızı onaylıyorsunuz, stake başlatıyorsunuz ve stake'ten sonra satışa başlıyorsunuz. Burada gelecek olan, yani yaklaşan ön satıştan bahsediyor. Burada satışlara girdiğiniz zaman size ne zaman satışa başlayacağını gösteriyor. 19 dakika sonra satışa başlayacağını gösteriyor. Büyük ihtimalle bu video yayınlandığında satış başlamış olur. Burada XAVA'larınızı stake edeceksiniz. Stake ettiğiniz XAVA miktarının havuz ağırlığına orana göre sizlere ime verecek. Yani Imperium Empires'ın tokenini verecek. Stake'i başlattınız. Ön satışa katıldınız. Ön satışa katılırken burada kaydı başlatacaksınız. Kayıtlar kapanacak. Validator rant, yani 1000 adet AVAX'tan fazlasını stake eden arkadaşlar için de bir rant açılacak. Bu rant kapandığında staking rant, yani ön satışa katıldıktan sonra size ne kadarlık verdiğini gösteren bir sayfa, yani bu sayfa güncellenecek ve güncellediğinde size karşılığında AVAX isteyecek. İstediği AVAX karşılığında ne kadar token hak ettiyseniz size verecek ve satış bitecek. Satış bittikten sonra size vereceği adet, toplam ne kadar satın aldıysanız aldığınız adetin %35'ini öncelikle verecek ve bir ay boşluktan sonra haftalık 8,12 olmak şartıyla 8 hafta boyunca sizlere tokeninizi parça parça hafta hafta verecek. Yani hafta hafta küçük ödemelerle kendisine bakabileceksiniz. Burada tokenin, yani coin'in, projenin detaylı bir şekilde
size göstermiş, her şeyini anlatmış. Burada ufak bir trailer var. 4K trailer yayınlamışlar. Tokenomik verilerine gelelim. Tokenomik verilerinde kendisinin 10 milyar adet olacağını söylemişler. Biz şu anda public sale'den alıyoruz arkadaşlar. Takım için ve reklam için %20 ayırmışlar. Community %16. Seed yani tohum yatırımcı ve stratejik satışlar için %6.44 ve liquidity için %10. Aynı zamanda oyun sistemi içerisindeki stake için %45 ayırmışlar. Burada takımın ve reklam için yani public sale dışında satışların ne zaman açılacağını görüyorsunuz. 6 ay sonra demişler tohum satışı için, hani açılamayacak 6 ay boşluk diyor. Stratejik satışlardan alanlar listelendiğinde %10 %10 olarak açılacakmış. Bizim aldığımızda benim size anlattığım gibi %35 listelendiği anda açılacak. 1 ay boşluktan sonra 8 hafta boyunca her hafta %8.125 olmak üzere size verilecek. Takımın 6 ay kilitli olacağını göstermişler. Likidite sağlamak için de ayrılan oranın %10'unu hemen listelendiğinde açacaklarmış. Ve stake olan sisteminde 36 ay boyunca stake edildikçe parça parça açılacağını burada anlatmışlar. Yine aynı şekilde web sitesi üzerinde detaylı bir şekilde görseller ve tanıtım videosu mevcut arkadaşlar. Bu ön satışa katılmak isteyen arkadaşlarım, değerlendirmek isteyen arkadaşlarım bu uygulama üzerinden Launchpad, Avalanche yani Avax üzerinde çıkan ön satışlara katılma platformundan katılabilirler. Bu tarz videoların da gelmesine devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca bir detaya daha dokunmak istiyorum. İzlemelerimizin %80'i abone olmayan kullanıcılar, %20'si abone olan kullanıcılarımız tarafından geliyor. Öncelikle abone olan kullanıcılarımıza teşekkür ederim. Abone olmayan kullanıcılarımıza da içeriklerimizi beğeniyorsanız bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmalarını, videoları beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca videonun altında hem ön satışa nasıl katılırım linkleri olacak, bu videoların linkleri, hem de projenin linkleri olacak ve yine Twitter, Telegram, Discord linklerimiz olacak. Bu linklere tıklayarak Twitter'ımıza, Telegram'ımıza ve Discord'umuza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Unutmayın. Plan var, panik yok. Thank you.